Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ile Halk Eğitim İl Müdürlüğü organizasyonunda Arapça kursu başladı. Oda üyelerine yönelik açılan kursa 24 işletme temsilcisi iştirak ediyor. Günlük 2 saat eğitim süresince temel Arapça dil eğitimi veriliyor. Türkçe'de fark etmediğiniz kelimelere çok Arapçadan kelimeler vardı. Tamam mı? Şimdi de bakabilirsiniz. Devam et, değil mi? Talebe, öğrenciler. Hangisi? Tullab. Tullab, öğrenciler demek. Tullab, öğrenciler. Talebe. Öğrenciler. Arapça ve İlahiyat mezunum. 2006'da Arapça ve İlahiyat Lübnan'dan mezun oldum. Giresun'da 3 senedir yaşıyorum. Halk Eğitim'den çalışma iznim vardır. Halk Eğitim'den düzenlenen kurslar, Arapça kursları yapıyoruz. Hı hı. Onun için buradayız. Katılımlar nasıl? Tepkiler nasıl? Şimdi katılımlar iyi. Herkes yani onun istesiyle, onun istek olarak geliyor. Herkes onun Arapça öğrenmek için geliyor. Bu şey için yani Arapça öğrenmesi zor değil ama istek gerek var. Bir daha sabır etmesi gerek var. Ondan sonra inşallah Arapça beraber öğretiyoruz arkadaşlar. Şimdi ben arkadaşlara niye Arapça öğrenmek çok tavsiye ediyorum? Çünkü biliyorsunuz Türkiye Orta Doğu'da bir 5 veya 10 sene önce açılmış. Turist gelenlere, iş adamlara böyle çok Türkiye'ye geliyor ya. Bu şey için yani Arapça öğrenmek Türklere bence çok 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 önemli. Yani bir hayatında, işlerinde, hayatında Arapça öğrenmek çok önemli. Çünkü bağlanmak olarak Arap turistlere, Arap iş adamları, Arap gelenleri biliyorsunuz çok yani. Giresun bile küçük bir şehir, Araplar çok. Bu şey için yani Arapça bence Türk arkadaşlara çok önemli. Veriyorum sonra 3 hafta. Okuma en basit. Yani Arapça okuması çok basit. Hareketlerle size tanıştırıyorum. Sonra inşallah geçer. Öğrenme sebebiniz? Efendim şimdi çeşitli kurslar açıyor ticaret odası. Halk eğitimle müşterek açıyorlar. Öğretmenlerini biliyorsunuz halk eğitim atıyor. Hı-hı. Yeni bir mekan, yeni bir çalışma ortamı var. Güzel de bir faaliyet oldu. Bizim katılma sebebimiz konuşulanları anlayabilmek, derdimizi yeri geldiğinde ifade edebilmek, bir turist geldiğinde onu dinlediğimizde ona yardımcı olabilmek. Bu arada da günümüzü değerlendirip yeni bir lisanı sahip olabilmek. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Arapça yazılmıştır. Biz onun manasını okurken tefsirini okuyoruz. Ama belki bu sayede aşinalık olur. Bazı kelimeleri daha rahat anlama imkanımız olur diye düşünüyoruz. Bu arada birlikte olmanın da zevkini yaşıyoruz. Arkadaşlarımızla bir aradayız. Öğretmenlerimiz var. Nostalji oluyor. Yıllar öncesini hatırlıyoruz. Öğrenmenin yaşı yok. Belli bir 65'den sonra da öğrenebilecek miyiz hissiyle hareket ediyoruz ama inşallah öğreneceğiz. Artık dünya küçüldü. Bütün kapılar açıldı. Artık Araplar buraya gelmeye başladı. Gerekirse biz oralara gidiyoruz. Onlarla istişare içinde oluyoruz. Takip ediyoruz turizm açısından. Efendim Araplıların tamamı hemen hemen Trabzon'a, işte Uzungöl'e, oraların yaylalarına gidiyorlar. Oysa Giresun yayları bomboş. Evet. Asıl onların geleceği bunlar olmalı. Evet. Onlarla bir istişareye gireriz belki diye düşünüyorum. Arapça öğrenmeyi eskiden beri istiyordum. Bunu fırsat bildim. Bir parça da biliyordum. Bilgilerimi tazeleyerek işte biri söylenenleri, konuşulanları daha iyi anlayabilmek için Arapçada genellikle bizim kullandığımız dildeki kelimeler çok var. O benim işte buraya ilgimi artırdı. Peki yararını görüyor musunuz? Eğitim nasıl gidiyor? Yararlı olacağını umuyorum, düşünüyorum. Daha ilk dersim. İnşallah bundan sonra yararlı olacak. Peki ticaret sanayisinin bu gibi faaliyetlerle alakalı bize herhangi bir öneriniz var mı? Önce ticaret sanayi odasının böyle bir etkinliği benim çok hoşuma gitti. Takdir ettiğimi belirtmek isterim. Daha evvelde gene ticaret odasının katılımıyla birkaç gün evvel tasavvuf müziği sunumu ve sema gösterisi vardı. Mesela bu tür etkinliklerini hem destekliyorum hem de çok doğru buluyorum. Kursa katılma sebebim öncelikle
kursun düzenleyicisinin Giresun Ticaret ve Sanayi Odası olmasıydı. Giresun Sanayi ve Ticaret Odası'nın özellikle pratik Arapçaya yönelik bir kurs düzenleyeceğini umdum ve sanırım umduğumu da buluyorum. Peki yararını görmeye başladınız mı? Nasıl gidiyor, öyle soralım. Henüz daha çok yeni olmasına rağmen özellikle kurs veren hocanın Arap kökenli olması çok ilgimi çekti. Pratiğimin bu noktada daha da çok ilerleyeceğini düşünüyorum. Bunu en azından duyurmak için daha farklı enstrümanlar belki denenebilir. Ben çok sosyal medya aracılığıyla duydum. Tesadüfen diyebilirim bunu. Belki daha farklı kitlere ulaşma araçları denenebilir. Giresun Ticaret Sanayi Odası ve Halk Eğitim İşbirliği düzenlenen Arapça kursuna katıldınız. Bu kursa katılma sebebiniz neydi? Kursa katılma sebebimiz yeni bir dil öğrenmek. Yani az çok bilmiş olduğumuz dilde ilerletmek. Gelen yoğun talepler karşısında oda üyelerimizin bize vermiş olduğu hizmete karşılık verip o hizmete layık olabilmek. Peki nasıl gidiyor? Öğrenebiliyor musunuz? Tabii ki hocamız da sağ olsun çok iyi öğretebiliyor, öğreniyor. Biz de öğrenmek istiyoruz, öğreneceğiz. Şimdi kelimeler, o kelimeler arkadaşlar şedde için örnek getirmiş. Biz şedde ne demek biliyoruz? Şedde yani iki harf. Birincisi sakin, ikinci hareketli. Birimizde Arap, bakın. Artık Giresun'u bir kullanım anlamında, ticari anlamda yavaş yavaş hayata hazırlamaya çalışıyoruz. İnşallah siz de bu konuda yani verim alırsınız. Yani almış olduğunuz birikimler, tecrübeler, diller yani Giresun'un ben ufku açacağını düşünüyorum. Zaten hepiniz bu Giresun'a katma değer sağlayan insanlarsınız. Yıllardır hizmet veren, ticaretinde insanlarsınız. Yani inşallah iyi bir yerlere varacağız bu eğitimlerle beraber. Yani bunlar yapmacık eğitimler değil. Hani genelde seminerle yaparlar. Seminerler 10 dakikada unutulup gidiyor. Yani neredeyse artık bayram sıfası gibi oldu seminerler. Bir araya gelelim, bir sohbet edelim, gidelim. Ama şimdi mekan var, hocalarımız güzel bir şekilde istişare yapıyoruz. İş kurumumuz olsun, halk eğitimli olsun, bütün devlet kurumlarıyla onlar çok iyi çalışıyor. Burada inşallah çok iyi şeylere birlikte imza atacağız. Sizlerin önereceği fikirler bizim için çok önemli. Yani yapmamız gereken yönlendirmeleriniz bizim için çok önemli. Bunun için fikirlerinizi açıyoruz yani. Hayırlı olsun. Görüşürüz inşallah. Arapça kursunun yanında devam eden bir diğer eğitim ise İngilizce kursu. Üyelerden gelen talepler doğrultusunda haftada 3 gün temel İngilizce eğitimi veriliyor. Kursa katılım oldukça yoğun. Kursiyerlerin katıldığı eğitimler 2 sınıf halinde oluşturulurken kurslar talepler doğrultusunda sürdürülecek. He's a bus driver. He speaks English. Giresun Ticaret Sanayi Odası'nın İngilizce dil kursuna katıldınız. Bu kursa katılma sebebiniz neydi? Vallahi defalarca yurt dışına çıkıyorum. Çıktığımda da bir su dahi isteyemiyorum. Kendimi aciz durumda görüyorum. Yani basit kişisel ihtiyaçlarımı karşılayabilecek kadar İngilizce öğrenmek için bir kursa gitmek istiyordum. Odanın bu organizasyonu da tam uygun geldi. Mükemmel bir organizasyon. Bu vesileyle de bu organizasyona katıldım. Nasıl, kurs nasıl gidiyor? Kurs çok iyi gidiyor. Bayağı da bir ilerleme kaydettik. Öğreticilerimiz de bayağı iyi. Peki Giresun Ticaret Sanayi Odası'nın bu gibi faaliyetleriyle alakalı bize önerileriniz var mı? Daha neler yapılabilir? Vallahi bu uygulama çok iyi bir düşünce şekli. Arkadaşlarımızı, yönetimdeki arkadaşlarımızı böyle bir şeyi düşündükleri için kutluyorum. Buna benzer daha belirli bir uygulamaları da kısa zamanda faaliyete geçirmelerini bekliyoruz. Peki. Şu anda eski bilgilerimizi tazeliyoruz. Bunun yanında yeni şeyler öğrenip, yeni bilgiler, bilgimize yeni bilgiler katarak faydalı olacağı kanaatindeyim. Zaten genel sekreterle de, Şükrü Bey'le de bu gibi konuları bazen tartışıyoruz. Bunun gibi yararlı olabilecek faaliyetlerde bulunulması hem Giresun'daki ticaretle uğraşan arkadaşlara faydalı olacağını hem de bize biraz katkı sağlayacağını düşünüyorum. Vallahi kursa katılma sebebimiz gerek işimizde olsun, gerek yurt dışında katıldığımız seyahatlerle ilgili olsun. Hep bunun bir ezikliğini, yani bir başkasından yardım alarak, bir başkasına güvenerek hep bu işlerimizi hallediyorduk. Artık kendi başımıza yurt dışına çıkıp
ya da yurt dışından gelen misafirlerimizi ağırlamak, onlarla diyaloğa geçmek için bu kursa katıldım. Peki eğitim nasıl gidiyor? Yeterli oluyor mu? Valla eğitim bu seviyede, bu yaş grubunda ve bu mesai saatlerini de değerlendirerek gayet başarılı. Yani kadınca iyi gidiyor. Pratik daha çok öğreniyoruz. Başarılı olduğunu düşünüyorum yani. Peki ticaret sanayi odasının bu gibi faaliyetleri konusunda bize herhangi bir öneriniz var mı? Valla ticaret ve sanayi odasının bu gibi bizden bir öneri gelirse odamız bu önerileri değerlendiriyor. İmkanlar dahilinde de zaten yapmaya çalışıyor. Kanımca bir eksiğini göremedim. Valla yurt dışına gittiğimizde bunun eksikliğini hissediyoruz bir iş adamı olarak. O eksikliği gidermek için odamıza böyle bir teklif yapmıştık. Odamız da bize böyle bir etkinlik yarattı ve katıldık. Mutluyuz. Peki eğitim nasıl gidiyor? Yeterli görüyor musunuz? Öğrenebiliyor musunuz? Eğitim çok yeterli aslında. Eğitimden en azından ders çalışmayı öğreneceğiz diye düşünüyorum. Biz yani çoğumuzun ders çalışma taktiğini bilmiyorduk belki de. Belki de kolay İngilizce, yani herhangi bir dili nasıl çalışacağımız konusunda çok yeterli bilgiye sahip değildik. Ama şu anda en azından ders çalışmayı öğrendik diye düşünüyorum. Peki ticaret sanayi odasının bu gibi faaliyetleri hakkında bir öneriniz var mı? Valla ticaret sanayi odasının çok güzide bir ekibi var. Bu konuda onlar gerekli çalışmaları yapıyorlar ama bizden de katılıma sık gelmemiz lazım. Biz mesela bir işe çok hevesleniyoruz ama daha sonradan devamsızlık yapıyoruz. İş adamıyız en azından diye düşünüyoruz. Kendi önceliklerimizin daha fazla olduğunu düşünüyoruz ama bu sefer de eğitimcilere çok yazık oluyor. Onun için ben yaptığımız işin arkasında durmamız gerektiğini kanaatindeyim. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonuyla verilen bir diğer kurs ise oda personeli için. İzgören Akademi eğitmeni Şehnaz Delil tarafından iletişim becerileri, sunum teknikleri, satış ve pazarlama, beden dili gibi eğitimler veriliyor. Personel eğitimleri bir yıl sürecek. Şehnaz Delil, İzgören Akademi Karadeniz Bölge Müdürü olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda eğitmen ve danışman olarak da yaklaşık 3 yıldır İzgören Akademi bünyesinde hizmet veriyorum. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ile 2015 yılı itibariyle çalışmalarımıza başladık. Personel eğitimleri ve üye eğitimlerini gerçekleştiriyoruz. Akreditasyon süreci içerisinde alınması gereken bir takım eğitimler var odalarda ve borsalarda. Bu süreç dahilinde biz de projenin içerisinde yer alıyoruz. Bizim eğitimlerimiz daha ziyade beceri eğitimleri. Personelin ve üyelerin mevcutta aslında sahip oldukları, potansiyelinin var oldukları bir takım kabiliyetlerini ortaya çıkarabilmek. Bunların içerisinde ne var? İletişim becerileri var, sunum teknikleri var, satış ve pazarlamayla ilgili eğitim başlıklarımız var. İnsan tanıma, insanlarla olan ilişkilerin çok daha sağlam bir düzeyde gerçekleşmesini sağlayacak çok sayıda eğitim başlığımız mevcut. Yaklaşık bir yıl boyunca bu çalışmamız devam edecek. Her ay olmak üzere hem personel hem üye şeklinde. Şu anda çok güzel bir uyum sağlandı. Hem personel arkadaşlarımızın hem de üyelerimizin verim aldıklarını düşünüyoruz. Kendilerinin bize belirttiği geri bildirimler de bu yönde. Biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Umuyoruz ki bir yılın sonunda çok daha donanımlı, çok daha kendinin farkında olan, yeteneklerinin ve becerilerinin farkında olan bir süreci tamamlamış oluruz.